Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometri kampında üçgende yardımcı elemanlar konusunun konu anlatımına başlıyoruz. İlk videomuzda açı ortayın birinci kısmını anlatacağız sizlere. Evet kitabımızda sayfa numarası 55, 56 ve 57'nin sol tarafını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Açı ortayı daha önce üçgende açıda da şöyle bir tanımlamıştık. Yani nasıl bir şey olduğunu söylemiştik. Şimdi de aynı şeyi söyleyelim istersen. Bir açıyı iki eş açıya bölen ışına Açının açı ortayı adını veriyoruz. Adı üstünde açı ortay, açıyı ortalayan doğru. İşte şu açıyı ortalayan doğruya biz açı ortay doğrusu adını veriyoruz. Ve bu açı ortay konusu gerçekten ama gerçekten çok zevklidir. En başta şu konuya tam başlamadan şunu söyleyeyim. İlk etapta dik üçgeni biliyorsan yani bundan önceki konuları biliyorsan çok fazla sıkıntı yaşamazsın. Bir de kendi çapında bazı tanımları var. O tanımları da bilince... Bu konu gerçekten aşırı derecede kolay. Şimdi ilk başta bilmemiz gereken bir şeyden bahsediyoruz ve genelde dik üçgen kısmını kullanacağımız kısım. Şöyle bir şey var açı ortay doğrusu üzerinden bakın açı ortay doğrusu bu ya açı ortay doğrusu üzerinden alınan herhangi bir noktadan kollara çizilen dikmeler birbirine eşittir. İspatı açıları dalınca da eş üçgenden çıkıyor ama daha eş üçgen işlemedik ya o yüzden şunun bu şekilde olduğunu bil. Açı ortay doğrusu üzerinden bir nokta aldın. Kollara dikmeler çizdin. Bu dikmeler birbirine eşit. Ve hatta ayırdıkları yerlerde birbirine eşit. Dik üçgenle ilgili çözülebilen kısmıdır burası. Buna dikkat et. Açı ortayda ek çizim tekniklerinden yine birini burada kullanabiliriz. Yani açı ortayda böyle kola bir dik çizilmişse diğer kola da siz bir dik çizeceksiniz arkadaşım. Ha bu noktayı şurada bile alsaydık yine aynı şey olacaktı. Burada kollara dikmeler çizseydik bu dikmeler birbirine eşit olacaktı. Hocam dikmeler birbirine eşit. Şöyle ve hatta ayırdıkları yerlerde yine bunlar da birbirine eşit olacak dostlar. Tamam. Herhangi bir noktadan şuradan dağılsaydım, buradan dağılsaydım, buradan dağılsaydım. Yine kollara çizilen dikmeler eşit ve ayırdıkları yerler birbirine eşit diyoruz. Evet hemen örneğine bakalım. Şurada örnek 1'de açı ortay doğrusu bu. Kollara dikmeler çizilmiş. E bu dikmeler ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Yani 2x artı 3 neye eşit olacak? 13'e eşit olacak. 2x eşittir 10 olacak ve x de böylelikle 10 bölü 2'den kaç yapar? 5 yapar. Yani örnek biri 5 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Şimdi burada açı ortay doğrusu var. Bak buradan bir nokta alınmış. Kollara dikmeler çizilmiş. Bu kollara çizilen dikmeler bizim için önemli. Bu dikmelerin toplam, toplamı değil. Bu dikmeler birbirine eşit. Yani şunlar birbirine eşit. Hemen 3x artı 1 eşittir. 4x eksi 2 diyoruz. 3x'i buraya atalım. 4x eksi 3 xten x kalır. Eksi 2 de öbür tarafa artı 2 diye geçer. Burası 3 yapar. X'i 3 bulduk. Ama daha sonu bitmedi. X yerine 3 yazarsam ben eğer. 2 kere 3 6 artı 5 11 yapıyor burası. Açı ortayda kollar eşit ve aynı zamanda ayırdıkları yerler de birbirine eşit değil miydi? Evet. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olacak. Yani y artı 1 ile burası 11 birbirine eşit olacak. O zaman y'yi de böylelikle 10 olarak buluruz. Benden x artı y toplam isteniyor. X'i 3 buldum. Y'yi de 10 buldum. Topladığım zaman da cevap 13 çıkar. Evet örnek 2'yi 13 bulduk. Geldik örnek 3'e. Aa hocam açı ortay. Kola çizilen dikmeler eşit 8 ise x direkt 8 midir? Hayır. Bak dikkat et. Açı ortaydan bir şey alınmış. Şuradan kola bir dik çizilmiş. Ama diğer kola çizilen dik yok. O yüzden diki biz çizmeliyiz. Ya da arkadaş artık genel itibariyle düşün. Yani şu cümleyi hep kuracaksın şekilde böyle bir x isteniliyorsa bizden bir uzunluk isteniliyorsa özel durumlar yoksa özel durumlarda genelde açı ortay ve kenar ortay. Açı ortay dediğimizde bir sonraki videoda anlatacağız. Biz şu an kollara çizilen dikmeler kısmından bahsediyoruz. Yani dik üçgen kısmından bahsediyoruz. Eğer bir uzunluk isteniliyorsa bize dik üçgenden ya da benzerlikten çıkar. Özel durumlar yoksa. Ha hocam özel durumlar dediğimiz açı ortay kenar ortay ama özel durumların ispatı da aslında nereden geliyor biliyor musunuz? Yine benzerlikten geliyor. Ya dik üçgenden ya da benzerlikten gelir. O yüzden sen dik üçgene ve benzerliğe böyle şey sen hakim sen bu konuyu rahat bir şekilde yaparsın. Hocam şunu düşünebilirsin. X'e ait bir dik üçgen. Hocam şuradan bir dik çizeyim. Mesela buradaki dik işimize yaramadı. Hiçbir şekilde bulamıyoruz. 8 12'den burayı bulsak ne fayda değil mi? E ne yapabiliriz? O diki şuradan çizebiliriz. E bu diki buradan çizince böyle. Ondan sonra verilen bilgileri kullan. Açı ortay niye verilmiş? A açı ortay kollara çizilen dikmeler eşit. Yani şunlar eşit. 8 ise 8. Ayırdıkları yerler de birbirine eşit. Yani 12 ise 12 olacak. Buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Bak en başta ben şu dik mantığıyla gittim. Sen açı ortay mantığıyla da gidebilirdin. Hocam açı ortay kola dik çizilmiş diğer kola dik çizeyim deyip de kollara çizilen dikmeleri eşitliğini kullanıp ayırtları yerlerin de eşitliğini kullanıp sonra dik üçgende kendiliğinden oluşabilirdi. Biz dik üçgen mantığından gidip o şekilde anlattık. Sonra açı ortayı da düşündük. Kollar çizilen dikmeler eşit yerler yerlerde eşit. E o zaman 6, 8, ne üçgeni? 10 üçgeninden x'i de kaç buluruz? 10 olarak buluruz. Yani örnek 3'ü böylelikle 10 bulduk. Geldik örnek 4'e diyeceğim ama şöyle bir katlama. Arkadaşlar katlama sorularında da biz aslında açı ortayla karşılaşıyoruz. Çünkü niye? Katladığımız zaman üst üste binen kenarlar eşit. Bir de üst üste binen açılar birbirine eşit olmuyor mu? Oluyor. O yüzden katlama soruları genelde zaten açı ortayı kullandıran kısım konu daha doğrusu böyle e, katlama soruları da katlama sorularında genelde dikkat etmemiz gereken kısım açı ortay kısmı oluyor. Zaten bunu daha öncesinde hep söyledik. Açıların eşitliği, kenarların eşitliği bizim için önemli. Şekil üzerinde bunları gösterirsen açı ortay olduğunda zaten görürsün. Mesela burada şu AD kat çizgisi boyunca böyle katladığın zaman bak üstte binen açılar eşit olacak. Bak açı ortay çıkıyor. Hatta burada ne çıkıyor arkadaşım? Şurada ikiz kenar. Şu üst üste kenarlar da eşit ya. Bunlar da birbirine eşit. Hatta burası da ne oluyor? İkiz kenarda çizilen kenar ortay. Aynı zamanda açı ortay ve yükseklik olmak zorunda. Ya da şöyle bir katlama verildiğinde. Şöyle bir katlama verildiğinde. Sen hemen şunu yapmalısın. Şunlar eşit. Bunlar eşit. Üstte binen açılar da eşit. Yani şu açılar da eşit. Hatta bu açılar da eşitlik kullanmalısın. Ama şu açıların eşitliğine ne geliyor arkadaşım? Bak açı ortay doğrusu çıktı burası. Açı ortayda da bir sonraki videoda kullanacağız zaten bunu. Kollar oranı tabanlar oranı deyip işlem yapacağız. Ama kaç çizgisinde açı ortaya oluştuğunu unutmayalım dostlar. Şöyle küçük bir dikkatle bunu söylemek istedik size. Evet gelelim şuraya. Şimdi burada ne var? Şöyle bir katlama var. Katlamada ne yapıyorduk? Her zaman eski haline geri açıyorduk. Açılmış hali de burada var. Açılmış hali verilmemiş olsaydı da biz mutlaka şu hali geri getirmeliydik. Şimdi burası 4 kökke olarak verilmiş x. Arkadaş burada ne diyeceğiz? Katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Üstte binen açılar eşit. Hocam 4 kökü ise burası 4 kökü katlamadan dolayı. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Şu açılar birbirine eşit. E hatta buradaki 90 ise burası da 90 değil mi? Evet vay bak burası da 90. Hocam 45 90 45 üçgen çıktı. Şuradaki üçgende 4 kökü 4 kökü ise x ne olacaktır? Dik kenarın kök katı olacaktır. Kök ile kök kini çarpımı 2 yapar. 4 kere 2 de kaç yapar? 8 yapar. Evet örnek 4'ü böylelikle 8 buluruz. E, hocam çok kolay. Demeyin öyle. Sınavda çıkmış bir sorunun benzerini yaptık şu anda. Evet kolay. Gerçekten kolay. Ama sınavda çıkmış bir soru. Dikkat. Geldik bir sonraki soruya. Ne var? 8, 17. Aa tanıdık. Tanıdık olmayanlarda böyle Pisagor'u genelde yapmıyorum. Ama hemen tanıdık olduğu zaman hemen yazalım. 8, 15, 17'den burası 15 çıktı. Sonra açı ortay var burada. Bak, açı ortayı kullanacağız. Bak soruda verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundayız. Açı ortayı nasıl kullanacağız? Bir sonraki videoda anlatacağız ama genelde açı ortay deyince aklımıza şey geliyor. Kollar oranı tabanlar oranı geliyor. Ama yok öyle bir şey. Ama şuraya bakacak olursam açı ortay kola bir dik çizmiş. E o zaman diğer kola da biz bir dik çizelim. Bu da önemli çizimlerden biri. Kollara çizilen dikmeler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Hocam kola dik çizdim şöyle. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Ve ayırdıkları yerler de birbirine eşit. Yani şurasıyla şurası eşit olacak. O zaman 8 ise burası 8, 15 ise burası da 15 mi? Evet, yazdık bunları. E sonra hocam bak şurada bir dik üçgen var. Dik üçgenin kenarları da belli. En azından iki kenarı belli. O zaman 8 ve 10'dan dolayı burası kaç çıkar? 6 çıkar. E benden x isteniyor. x de neye eşit o zaman? 15 ile 6'nın toplamına eşit. Yani cevap 21 yapar. Örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Bir katlama var. 12, 16, 3, 4, 5'in katından dolayı burası ne olacaktır? 20 olacaktır. Hemen burayı 20'yi yazalım. Sonra bir katlama yapılmış. Katlama da eski haline geri açacağım. Açık halde var burada. Bir sıkıntı yok. Evet ben buranın ne olduğunu 12 olduğunu buranın da 16 olduğunu zaten biliyorum. Ben şöyle bir katlama yaptığım zaman üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak. Yani burası 12 ise burası da 12 olacak. Hemen yazalım şuraya. Ondan sonra tamamı 27. Buraya kaç kaldı o zaman? 8 kaldı. E üst üste binen açılar da eşit olacak. Bu açılar birbirine eşit. Sonra bu açılar birbirine eşit. E hocam burada kaçı da buraya gelmeyecek mi? Üst üste binen bak B köşesi burada 90 derece. O zaman buraya da 90 derece kaldı. B üstü D C üçgenin çevresi isteniyor bizden. E arkadaş burada açı ortay bak katlamada da üst üste binen kenarların eşitliğini söyleyebiliriz. Ya da açı ortayda kollara çizilen dikmeler konumunda olduğu için de şunların eşitliğini söyleyebilirdik aslında. Neyse bu katlamadan dolayı şunlar birbirine eşit. O zaman burası x burası da x. Buraya ne kaldı o zaman? Tamamı 16 olduğundan 16 eksi x kaldı. Benden şu üçgenin çevresi isteniyor. Arkadaş x'i bulmama gerek yok. X'i de bulabilirim gerçi. Hisset 6 8 10 üçgeni. X yerine 6 yazınca 6 8 10 çıkıyor. Ama çevre isteniyor benden. Çevre dediğimiz x 8 ve 16 eksi x'in toplamı isteniyor. Bak x'ler nanay 16 artı 8'den cevap kaç çıkar? 24 çıkar dostlar. Evet gördüğünüz üzere kolay. Hissederek de buradaki dik üçgenin kenarlarından 6 8 10'dan 6'yı da bulup sonra 6-8-10 toplamı da diyebilirdik arkadaşlar. Ama gerek kalmadı gerçekten. Cevap çevre istenildiği için topladığımız zaman 24 çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Bak özel açı var. Özel açı mantığını kullanacağız. Bak bir önceki konu. Dedik ya size geometri de bir bütündür. Zincirin halkaları gibidir. Bir yerde zincir koparsa sonraki konularda büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Mesela buraya bakacak olursak açı ile ilgili. a kollar oranı tabanlar oranı mı hocam? Yok. Yani şey yok hocam kola da bir dik çizilmemiş. Diğer kola da biz bir dik çizeceğiz. Yok o da yok mesela onu da diyemiyoruz. O zaman ne yapacağız? Özel açı mantığını kullanacağız. Mesela sen. Şimdi sayı burada ya. Sayı burada olduğu için ilk başta buradan başlarsın büyük ihtimalle değil mi? Biz ne dedik? Geometride bir şey yapıyorsak bilinenden bilinmeyene doğru gitmenizi tavsiye ediyoruz. E burada 5 kökkiden devam edelim. 45 var ya 45'i gören insan oğlu ne yapar? Dik çizer. E böyle dik çizdin de hani bu 45-45-90 üçgeninde kenarlar var mı? Yok. E zaten bak ben sana boşuna özel açı mantığını anlatmadım. Özel açı varsa şurada 45 derece varsa iki tane dik çizme var, bir mantığım vardı. Yani ya buradan dik çizeceksin ya buradan dik çizeceksin. E o zaman gel buradan çizelim. Hop şuradan dik çizelim. Bak 45 90 45 üçgeni çıktı burada. İki dik çizme mantığını da anladıysan bak bu tür sorular senin için gerçekten ama gerçekten kolay oluyor. E 45 45 90 üçgende dik kenardan hipotenüse geçiş kök kat tam tersi. Hipotenüs dik kenara geçişte kök 2'ye bölünmüş hali. 5, 5 yapar. Sonrasında ister açı ortayı kullan ister özel açıyı kullan. Özel açıyı kullanmak isteyen yine böyle 30'u kullanmak isteyen böyle dik çizer. Ya da açı ortayı biz kullanacağız ya. ara açı ortay kola dik çizilmiş. Diğer kola çizilen dik de birbirine eşit değil midir? Evet şunlar şunlar birbirine eşittir. Yani burası 5 ise burası da 5'tir. Hatta ayırdıkları yerler de birbirine eşittir. E bunları da yazdık. Bak şuradaki üçgende bir 30, 60, 90 üçgen çıktı. 30-60-90 üçgeninde başlangıç noktası 30'un karşısıydı. 30'un karşısındaki 5 ise 90'ın karşısı kaç yapıyordu? 2 katı 10 yapıyordu. Yani x'i böylelikle kaç buluruz? 10 olarak buluruz. Yani örnek 7'yi 10 bulduk. Geldik örnek 8'e. Bak yine özel açı mantığı. Hocam 60'ın mantığını kullanan insan olun ne yapar? Hop şuradan bir dik çizer. 90'ın karşısı 4 köksü 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. Normalde 30'dan 90'a geçiş 2 kat. 90'dan 30'a geçti 2'ye bölünmüş hali yani 2 kök yapar. Peki 30'un karşısı 2 kök 60'ı karşısı da 2 kök 3'ün köküç katı olacağından dolayı. E hocam kök 3'de kök çarpı 3 2 kere 3 6 yapar burası. Burası 6 yaptı. Sonra 45'i kullanmak isteyen insan onu ne yapar? Şuradan bir dik çizer. 45 45 93 üçgeni çıktı burada ama açı ortayı da kullanmadık. Bak açı ortayı da kollara çizilen dikmeler birbirine eşitti. Hocam da bu eşit. E burası 6 oldu. O zaman 45 90 45 üçgeninde 6 burası 6 burası. E dik kenardan hipotenüse geçişte kök kat değil miydi? Evet. x de böylelikle 6 kökki olarak buluruz. Yani örnek 8 6 kökki oldu. Geldik örnek 9'a. Bak. Şimdi 75 90 15 kendi emeğimizle dik çizdiğimizde karşımıza 15 75 90 çıkarsa gittiğimiz yol yol değildi. E ne yapacağız hocam burada? O zaman burada 15 75 90'ın özelliğini kullanacağız deyip oradan gidebiliriz. 1 15-75-90'ın özelliği var. Hala hazırda varsa 15 75 90 özelliğini kullanacağız o, da, o zaman. O da neydi? Haşa 4H değil miydi? Evet. 15 75 90 üstünde hipotenüse ait yükseklik şöyle. Haşa 4 haş oluşturuyor. Ya bu mantıktan gidebilirsiniz ya da ters mantıktan. şöyle yapabilirsiniz. Burası da 15, burası da 15 ya. Hocam bu da 15-75-90 yapacak bir şey yok. Ama burada açı ortay. Aa açı ortay. Kola dik çizilmiş. Bak kol dediğimiz burası. Diğer kol dediğimiz burası değil mi? Kollara çizilen dikmeler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. O zaman açı ortayda kola bir dik çizilmişse buradan diğer kola da ben bir dik çizsem kollara çizilen dikmeler birbirine eşit değil midir? Evet. A burada da 15, 75, 90 üçgende haşa 4 haş vardı. Yani x ise burası 4x olmak zorunda. 4x 32 ise x de böylelikle kaç çıkar? 8 çıkar. Zaten bizden de x isteniyor. Yani cevap 9 çıkar arkadaşlar. Yani şimdi şöyle bir şey olduğu zaman arkadaşlar özel üçgen ve açı ortay olduğu zaman yani kazanım sırasına göre çözüm sizi bekliyor olabilir. Sen istersen özel üçgene göre bir çözümle başlayıp sonra açı ortayı kullanabilirsin. Ya da açı ortayı kullanıp sonra özel üçgene, özel üçgene bir dönüş yapabilirsin. Bazen çözüm yöntemleri aynı oluyor ki bunda aynı mesela. Bazen de kazanımları farklı kullanmak çözüm yöntemlerini değiştirebiliyor arkadaşlar. Hani biz daha öncesinde hep söylüyorduk ya işte mesela doğru da açıda, üçgende açıda 10 farklı, 20 farklı, onlarca farklı yolla karşılaşırken bundan sonra konularda öyle onlarca farklı su çözüm yöntemiyle karşılaşmayacağız. İşte açı ortayı ve dik üçgen olduğuna göre bir dik üçgeni önce kullanıp sonra açı ortayı kullanabilirsin ya da tam tersi açı ortayı kazanımını önce kullanıp sonra dik üçgeni sonra kullanabilirsin. Yani en fazla 2 tane yol var. 3 tane kazanım olursa o zaman 3 tane kazanım sıralarını değiştirerek Mesela A kazanımı, B kazanımı, C kazanımı. Önce A, B, C sıralamasında gidebilirsin. Ya da A, C, B şeklinde gidebilirsin. Çözüm yöntemi işte 3 tane kazanımı sırasıyla farklı yerlerde kullanmayla çözüm yöntemi daha da değişiyor. O da verilen bilgiye odaklı. Yani bilinen bilgiyle odaklandığınız zaman en kısa çözüm yönteminde bulursunuz zaten. O sıralamayı da siz kendiniz o verilen bilgiye dayalı gittiğiniz zaman en kısa yoldan çözüme de zaten rahat bir şekilde ulaşırsınız. Evet örnek 9 8 oldu. Çok konuştuk ama bunlar önemli bilgiler. Şimdi geldik iç açı ortay teoremine. Evet bunu da bir sonraki videoya bırakalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda iç açı ortay teoreminden bahsedeceğiz. Orada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.